Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından birçok Avrupa ülkesi aktif silahlanma sürecine girdi. Özellikle Almanya gibi büyük Avrupa ülkeleri büyük savunma bütçeleri oluşturmaya başladı. Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri merkezli Lockheed Martin şirketinin ürettiği F-35 Lightning II hayalet savaş uçaklarını almaya yönelik yaptığı anlaşma ülkede tepkilere yol açtı. Alman kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş Avrupa ülkelerinde stratejik değişikliklere neden oldu. Savaş öncesi pasif silahlanma yolunu tercih eden Almanya dahi bu sürecin ardından ciddi bir savunma planı oluşturdu. Bu planlar arasında Amerika Birleşik Devletleri merkezli Lockheed Martin şirketinin ürettiği F-35 Lightning II hayalet avcı uçaklarının satın alınmasını da içeriyor. Almanya, Ukrayna'daki savaşın patlak vermesinin ardından F-35 uçaklarını alma niyetini açıklamıştı. F-35 savaş uçaklarının özellikle Alman Eurofighter Typhoon uçaklarının yerini alması da bekleniyor. Almanya F-35 savaş uçaklarını alma niyetinin yanı sıra 113 milyar dolarlık askeri modernizasyon sürecine gireceğini de açıkladı. Alman Savunma ve Havacılık Sanayi Derneği, Amerika Birleşik Devletleri merkezli F-35 Lightning II hayalet savaş uçaklarının alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada bu savaş uçaklarının alınmasının Almanya için büyük bir hata olduğu bildirildi. Berlin, Washington ile Alman şirketlerinin uçakların bakımı ve yenilenmesi süreçlerinde yer almayacağı bir anlaşma yaptı. Dernek, Almanya'nın F-35 programı kapsamında satın alacağı uçakların bakım ve yenileme anlaşmalarını yapmadığından sitem etti. Savaş ve savunma alanında daha pasif bir ülke olan İsviçre dahi, Amerika Birleşik Devletleri ile uçakların bakımı için 3 milyar dolarlık bir sözleşme müzakere etmeyi başardı. Alman yayın organı Wirtschaft, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan bu anlaşmanın Alman sanayisine bir darbe olduğunu söyleyen raporunu yayımladı.